işaret yaptı Mehmet Ali Talat. Baktığımız zaman özellikle Kıbrıs Türk Barış Kuvveti Komutanı o dönemde 1996 yılında Hasan Kundakçı'ydı. Yani Hasan Kundakçı'dan habersiz yapılan yorumlar ve iddialar da bu yönde adada kuş uçmayacağı, uçmayacağı yönünde Bir diğer taraftansa o dönem içerisinde PKK ile mücadele çerçevesinde Hasan Kundakçı'nın Mehmet Ağar'a ulaşarak ondan yardım istediği Mehmet Ağar'ın Korkut Eken'i aradığını biliyoruz. Yapılan e, açıklamalarda e, ifadelerde Cumhuriyet Başsavcılığı'na e, Atilla Peker tarafından verilen e, ifadede de bu söylemler yine yer almıştı. Atilla Peker ve Korkut Eken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. PKK ile mücadele çerçevesinde e, orada gözlemler yaptıklarını söylediler. Aradan geçen birkaç günün ardındansa Atilla Peker'in ifadesinde Türkiye'ye geri döndükleri e, belirtildi. Orada görüştükleri isim aslında dakikalar öncesinde e, haberimizde aktardık. Galip Mendip Sivil Savunma Teşkilatı'nın başındaydı Galip Mendi. Galip Mendi de açıklama yaptı. O açıklamasında Korkut Eke'nin kendilerine geldiğini, ziyaret ettiğini ve beraberinde ise Atilla Peker'in olduğunu da doğruladı açıklamasında Oda TV'de. Ancak Atilla Peker'i ben o dönem tanımıyordum. Sedat Peker'in kardeşi olduğunu bilmiyordum dedi Galip Mendi. İlerleyen dakikalar içerisinde bu işin Abdullah Çatlı'ya dönüş kısmını aktaracağız. Özellikle o dönemde Magosa bölgesinde müfettişlik yapan bir, polis memurluğu yapan bir isim var. Kendisine ilerleyen dakikalarda bağlanacağız ve ondan detayları alacağız. Çünkü onun farklı iddiaları var. Abdullah Çatlı ile birlikte Hasan Çiftçi ismini ön plana taşıdı. Çünkü Türk Mukavemet Teşkilatı içerisinde Hasan Çiftçi ve beraberinde toplamda 4 kişinin Kutlu Adalı'ya yönelik olarak bir suikast gerçekleştirdiği iddiasını söyledi. Görmüş olduğunuz gibi efendim bu tabloda şu ana kadar yapılan açıklamalarda Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in ifadesiyle birlikte ortaya çıkan isimler ve kendileri de açıklamalar yaptılar. İşin bir diğer boyutu var. Peki bu aşamaya nasıl gelindi? Kutlu Adalı 1996 ve öncesinde birbirinden farklı haberleriyle yaptığı adadaki haberleriyle zaten dikkatleri üzerine çeken bir gazeteciydi. Ancak... O haberlerden biri e, çok dikkat çekici görüyorsunuz. Aziz Barnabas e, manastırı. Aziz Barnabas manastırına yapılan baskını Kutlu Adalı haberleştirdi ve ondan sonra her şey başladı. Kıbrıslı gazeteci yazar Kutlu Adalı cinayetini yeniden gündeme getiren Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in kendi isteğiyle verdiği ifade oldu. Ancak Adalı cinayeti öncesi yaşanan bir dizi olay iddiası da gündemde. O iddialar ise gazeteci Baran Ağaca gündeme taşıdı. 16 Mart 1996'da Kıbrıs'ta bulunan Aziz Barnabas Kilisesi'ne Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta görev yapan barış gücüne bağlı bir e, birlik tarafından baskın düzenleniyor. Bu baskın sırasında manastırın güvenliğini almaktan sorumlu üç bekçi e, bu bölgede askeri tatbikat yapılacak. Sizin bu tatbikat bitene kadar burada kalmanız gerekiyor denilerek bir bölgede kilitli tutuluyor. Başlarına da iki silahlı nöbetçi veriliyor. Sonrasında bu askerler giderken bekçiler askerlerin kullanmış oldukları araçları tespit ediyorlar. Ve rengine, modeline, plakasına varana kadar tespit ediyorlar. 17 Mart 1996 yılında ise Kutlu Adalı bu araçların sivil savunma teşkilatına ait olduğunu yazıyor. O dönem sivil savunma daire başkanı ise bugün eleştirilerin odağında ve bu olayın tam olarak göbeğinde bulunan Galip Mendi. Galip Mendi'nin kendisini arayarak tehdit ettiğini ve daha sonrasında da bu tehditlerin devam ettiğini belirtiyor Adalı. Baransel Ağaca, Kutlu Adalı'nın haberin ardından tehditler aldığını söylüyor. Dönemin Sivil Savunma Teşkilatı Daire Başkanı Galip Mendi'nin geçtiğimiz günlerde Oda TV'ye yaptığı açıklamada Korkut Eken'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldiğini, kendilerine Toros araç tahsis ettiklerini doğrulamıştı. İsmail Saymaz'a vermiş olduğu röportajda e, Galip Mendi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede PKK'ya ait bir mühimmat deposunun e, olduğu ihbarını aldığını ve e, kendisinden araç istendiğini ve bu araçları kendisinin bu vesileyle verdiğini iddia ediyor. Fakat ortada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi e, bu birlik Manastır'a yapmış olduğu baskında e, kilit altında tuttuğu üç bekçiye niye bir askeri tatbikattan bahsediyor? Yani burada bir terör operasyonu var. Bölgeyi boşaltın. Veyahut da siz burada kilitli kalın. Biz burada bir ihbar aldık. Diyerek bu kazı gerçekleştirilebilirdi. Ağaca'ya göre kamuoyuna duyurulan açıklamalarda çelişki var. Bu kazıdan hemen sonra. Madem burada bu bölgede PKK tarafından e, gömülü bir mühimmat var. Bu üç bekçi. Orada kuş uçsa haberi olan bu üç bekçi. Neden bir terör soruşturması geçirmedi? Bir başka konu ise. Zaten e, PKK'nın o dönem Kıbrıs'taki gücüne dair. PKK o dönem yalnızca ve yalnızca e, güney tarafına yaralı e, militan geçirdiği geçirmesiyle biliniyor ve bunun dışında o bölgede bir askeri faaliyeti de e, kayıtlar altında en azından benim bildiğim kadarıyla da yok. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri yapmış olduğu her terör operasyonu kayıt, terör operasyonunu kayıt altına alır. Hatta yapmadıklarını bile kayıt altına alır. Yani e, bugüne kadarki pek çok olaydan biz bunu biliyoruz. Fakat e, bu operasyona dair yani Aziz Barnabas Manastırı'nda yapılan operasyona dair en ufak bir kayıt yok. Varsa bile açıklanmadı. Eğer böyle bir operasyon varsa ve bu kazı PKK'nın mühimmatlarını ele geçirmek adına yapıldıysa Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bunu gizlemesinin ne gibi mantığı var? Zaten doğrudan bunu açıklaması lazım. Bugün bile doğuda herhangi bir yerde, bir mağarada 6 kilo patates yakalandığı zaman bile Türk Silahlı Kuvvetleri o patatesleri sergiler, hangi saatte, hangi tarihte, ne amaçla bu operasyonu yaptığını açıklar ve nihayetinde bunun e, kaydını tuttuğu gibi kamuoyuna da duyurur. Aziz Baynavas Manastırı'nda yapılan kazıya dair ayrıntılarsa bilinmiyor. Kıbrıs'ta gerçekleştirilen bu faaliyetin, yani bu kazı faaliyetinin ee, ne için gerçekleştirildiğini, sonucunda ne elde edildiğini, oradan ne çıkarıldığını biz bugün bile bilmiyoruz. İşte Kutlu Adalı hayatını kaybetmeden önce bu kazı faaliyetine dair e, yazılar kalem alıyordu. Gazeteci Baransel Acun'un iddiaları bu yöndeydi. Aynı zamanda Galip Menden'in de e, Adalıyı Tehdit ettiğini söyledi ancak Galip Mendi yaptığı açıklamalarında Adalı'yı tanımadığını da e, dile getirmişti hatırlayacaksınız. Aslında konuyu biraz daha detaylandıracağız. E, zira e, hemen yeniden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döneceğiz.